RT ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Bugün 30 Temmuz Cumartesi, hafta sonunda gündeme ilişkin gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Evet, Feytullahçı terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında Ereğli emniyet ekipleri birçok adrese operasyon düzenliyor. İşte dün akşamki operasyonda 9 öğretmen gözaltına alındı. Ereğli'de Feytullahçı terör örgütünün darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 9 öğretmen gözaltına alındı, 2 öğretmenin firar olduğu öğrenildi. Ereğli'de terör örgütü kapsamında yapılan operasyonlarda 11 farklı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 9 öğretmen gözaltına alınırken 2 öğretmenin ise adresinde bulunmadığı ve firari olduğu öğrenildi. Öğretmen AK, MS, NÖ, OK, MT, HÇ, YG, SDG, HY, Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki kontrollerinin ardından Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Firari olduğu anlaşılan BK ve ED'nin ise aramalarına devam ediliyor. Ereğli'nin Aziziye mahallesinde 15 Temmuz gecesi darbecilere geçit vermeyerek canını ortaya koyan kahraman şehitler için mevlit okutuldu. Şafağına, selamünaleyküm. Aziziye mahallesinde 15 Temmuz'da Feytullahçı terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminde şehit edilen asker, polis ve sivil vatandaşlarımız için mevlit okutuldu. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun ve Yönetim Kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleriyle vatandaşların katıldığı mevlit programında halka seslenen Belediye Başkanı Özkan Özgüven, ihanet çetesinin amacının vatan topraklarını birbirine peşkeş çekmek ve kardeşi kardeşe kırdırmak olduğunu söyledi. Bir taraftan ağacın gölgesinde oturan büyüklerimiz var. Yani 7'den 70'e buradayız. Bugün Aziziye'de gerçekten duygu yüklü bir ortam yaşıyoruz. Neden duygu yüklü derseniz, ben herhalde bir iki ay oldu Aziziye'de bir asker uğurlamasına gelmiştim. Yıllardan beri burada tarım müdürlüğü görevi de yapsam, Aziziye'nin böyle güzel bir hasleti, yani güzel bir böyle geleneği olduğunu o vesileyle anlamıştım. O dönemde Güneydoğu'da şehitlerimiz geliyor. Askerlerimiz şehit oluyor, polislerimiz şehit oluyor ama burada asker uğurlamasında o anneler, o babalar benim yanıma gelerek bu da benim oğlum, bu da şuraya asker gidiyor, Şırnak'a gidiyor, vatanın şu köşesine gidiyor diye hepsinin yüzünde, gözünde, ruhunda bir vatan sevgisi, bir gururu, bir onuru hissettim. Ve o günden bugüne de Ereğli'de, başka ortamlarda her zaman bunu ifade ediyorum. Bugün Ereğli geneline baktığımızda hepimiz duyarlıyız. Türkiye geneline baktığımızda hepimiz duyarlıyız. 15 Temmuz'da ülkemiz uçurumdan döndü. Ülkemiz uçurumun eşiğinden döndü. Allah muhafaza, 4 tane soysuz hain kendi emelleri için, ben buna darbe de demiyorum, darbeden de öte bu ülkeyi, bu milleti, bu vatanı, bu vatan topraklarını birilerine peşkeş çekmek için böyle bir girişimde bulundular. Ve bunu da yaparken de bir taraftan da o peygamber ocağı dediğimiz ordumuz ve her zaman saygıyla önünde eğildiğimiz Türk askerini kullandılar. O asker elbisesi altında hainliklerini ortaya koydular. Değerli hemşehrilerim, tabii az önce o asker adetinden, geleneğinden bahsederken dünyada evvelsi gün bize haber geldi. Dediler ki biz Aziziyeli vatandaşlar olarak kendi aramızda toplanacağız. Hem bir şükür için, hem birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmek için bir yemek vereceğiz acizane dediler. İnanın bu da bizi duygulandırdı. Yani onun için Aziziyeli vatandaşlarımız bu ülke coğrafyasında, bu vatan topraklarında böyle vatanla milletine gerektiğinde bir olan, beraber olan ender yerlerden birisidir. Bunu böyle laf olsun iki cümleyle ifade edeyim de ortamı hoş tutayım diye söylemiyorum. Ben sizin bir evladınızım, içinizden, içimden geleni söylüyorum.
O kara gecenin üstünden tam 15 gün geçti. Vatandaşlar günlerdir sokaklarda, meydanları bir an olsun boş bırakmadı. Tüm dünya merakla bu nöbetlerin ne zaman biteceğini bekliyor. Aslında bir nebze de gıpteyle bizi izliyorlar. Onlar izlemeye devam etsinler. Çünkü bu millet hiçbirine fırsat vermeyecek. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan halk günlerdir bıkmadan, usanmadan vatan için demokrasi nöbetinde. Ereğli halkı da milli direnişin adresi olan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı'nda nöbetini sürdürüyor. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven vatandaşları hiç yalnız bırakmıyor. Afiyet olsun, hoş geldiniz. Maşallah, hoş geldiniz. Merhaba Sayın Başkanım. Hoş geldiniz. Dün akşam eski AK Parti Konya Milletvekili Cem Zorlu Ereğli halkına destek olmak için meydandaydı. Başımıza gelen 15 Temmuz musibeti ülke tarihinde demokrasimize karşı yapılan en büyük ihanettir diyen Cem Zorlu, bu darbenin Türkiye düşmanlarının birleştiği en organize darbe olduğunu belirtti. Değerli hemşerilerim, başımıza gelen 15 Temmuz musibeti bu ülke tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde demokrasimize karşı yapılan en büyük ihanettir. Bazı basın organlarında, sosyal medyada, efendim bu darbeye benzer gibi bir darbe, bu nasıl darbeymiş, böyle darbe yapılır mıymış tarzındaki yaklaşımlar tamamen saptırma ve işi aslından ve özünden uzaklaştırmaktır. Zorlu'nun konuşmasının ardından Ereğli Belediyesi tarafından süt ikramı yapıldı. Evet, nöbetler sürüyor dedik. Bakalım hoşgörünün başkenti Konya'da, Mevlana Meydanı'nda dün akşam neler yaşanmış? Darbe girişimine karşı demokrasi nöbetini sürdüren on binlerce Konyalı hep birlikte şehitlerimiz için dua ederken teröre de lanet yağdırdı. Müslümanlık dayağının yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Şehitlere Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı dileyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, şehitlerimizin bıraktığı mirasa sahip çıkmalıyız. Şehitler asla ölmez ve şehitlerimiz sayesinde bu vatanda yaşıyoruz dedi. Burada bir kültür oluştu. Burada bir farklı duruş oluştu. Mevlana Meydanı'ndan sadece Konya'ya değil, Türkiye'ye seslendik, seslendiniz. Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun. Cenab-ı Hak bu yaptığımız direnişi, bu duruşu, inancımız, değerlerimize bu sahip çıkışımızı kabul etsin. Çoluk çocuğumuz, çevremiz bu duruşla ömür boyu bu duyguyla yaşamaya devam etsin. Tabii şehitlerimiz var. Bugün de yine Hakkari'de şehitlerimiz var. Birkaç gün önce de Konya'mızda da yine bir şehit kardeşimizi, ondan önce yine başka bir şehit kardeşimizi defnettik. Hainler bir değil ki bu topraklarda maalesef ülkemize tuzak kuranlar, insanımıza tuzak kuranlar, ülkemizi Suriyelileştirmek, Iraklılaştırmak ya da Orta Doğu'daki diğer kaos içindeki ülkelere benzetmek için uluslararası güçler buradaki işbirlikçileriyle büyük gayret gösteriyorlar. Şehitlerimiz aslında bize mesaj veriyor. O mesaja, onların bıraktığı mirasa sahip çıkmalıyız. Ereğli Belediyesi asfalt ve zemin alıştırma çalışmalarıyla kalıcı ve kaliteli hizmeti vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Kekeledim.
Atatürk Bulvarı'nda sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Özkan Özgüven, yaptığı açıklamada ana arterlerde köklü değişim zamanı dedi. Başkan Özgüven, Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttükleri asfalt sıyırma ve sıcak asfalt için zemin hazırlama çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Buralarda köklü bir asfalt çalışmasının yapılacağını ifade etmiştik. Geçen yıl buralarda altyapı çalışmalarımız sürmüştü. İşte buradaki su kanalizasyonla ilgili Ereğli'nin 100 yıllık geleceğini projeksiyonla hesaplayıp o altyapı yatırımlarını bitirdik. Tabii vatandaşımızın beklentisi buralara bir an önce asfaltın yapılmasıydı. Şu an itibariyle Ereğli Belediyesi, Büyükşehir Belediye'miz ve diğer MEDAŞ gibi, Netgaz gibi bütün kurum ve kuruluşlarla sahadayız. Köklü bir iş yapmak istiyoruz. Köklü bir bu anlamda kalıcı hizmet yapmak istiyoruz. Güzel bir asfalt yapmak istiyoruz. Yapılan, bozulan, işte bu anlamda vatandaşın da kamuoyunun da kafasında soru işaretleri bırakmayacak şekilde bu çalışmalarımız sürüyor. Tabii bu çalışmaları uygularken teknolojinin en son nimetlerinden, yani hem bu anlamda asfaltlama finişerinden tutun da bunun altyapısının hazırlanmasında biraz daha büyük şehrimizden destek alarak, özel sektörden destek alarak bu çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın biraz daha sabrına, hoşgörüsüne ihtiyacımız var. Güzellikler yapılırken mutlak surette bunların bir külfeti de olacak. O külfeti de hep birlikte göğüsleyeceğiz. Ama genel olarak kamuoyundaki aldığımız izlenim şu: vatandaşımız yapılan işin bilincinde. İşler günü, yılı kurtarmak için değil, böyle üstü örtülerek, ötelenerek yapılan işler değil, kalıcı hizmetlerin olduğunu vatandaşlarımız görüyor. Ve bu anlamda da vatandaşlarımızın samimiyetine, bu konuda bize verdikleri güvene çok teşekkür ediyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi tüm birimlerle, özel sektör olsun, kamu olsun, hep birlikte Ereğli'mize daha güzel hizmetler yapma noktasında hayretlerimizi sürdüğünü bir kez daha sizlerle paylaşarak tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Bültenimize Türkiye gündemiyle devam ediyoruz. Türkiye günlerdir darbeci FETÖ'cü teröristlerle uğraşırken kalleş PKK fırsat buldu. Hakkari'de 8 Mehmetçi'yi şehit etti. Yüksekova'da karakola sızmak isteyen 27 PKK'lı, Çukurca'da karşı operasyondaysa 8 PKK'lı öldürüldü. Çukurca-Hakkari Karayolu Doğanlı bölgesinde PKK'lı teröristler yol kontrolü yapan askerlere uzun namlulu silahlarla saldırdı. Çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu, 28 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 3'ü daha hastanede şehit oldu. Toplam şehit sayısı 8'e yükseldi. Sonrasında çıkan çatışmadaysa 8 PKK'lı öldürüldü. Çatışmanın ardından bölgeye karadan takviye birlikleriyle çok sayıda ambulans, havadan da Kobra helikopterler sevk edildi. Yaralı askerler ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hakkari Yüksekova'daki Beybuta Tepesi üst bölgesine 3 ayrı grup halinde sızma girişiminde bulunan PKK'lıların tespit edilmesi üzerine düzenlenen hava harekatı sonucunda 23, kara harekatında ise 4 olmak üzere toplam 27 PKK'lı öldürüldü. Çukurca'daki hain saldırı sonrası Adana, Afyon, Balıkesir, Sakarya, Bursa, Çorum, Tokat ve İstanbul'a şehit ateşi düştü. Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda şehitler için bir uğurlama töreni yapıldı. 25 yaşındaki şehit jandarma Teğmen Selim Coşkun Adana Kozan, 28 yaşındaki jandarma Assubay Kıdemli Çavuş İbrahim Betin, Afyon Karahisar Sandıklı, 25 yaşındaki şehit jandarma uzman çavuş Mustafa Tünel İstanbul, 23 yaşındaki şehit uzman çavuş Hüsnü Erkut Tokat Erbağ, 25 yaşındaki şehit jandarma uzman çavuş Sercan Özkul, Balıkesir Gönen, 23 yaşındaki şehit jandarma uzman çavuş Hasan Keleş Sakarya Karasu, 23 yaşındaki jandarma assubay çavuş Bekir Eren Deniz Çorum ve 25 yaşındaki jandarma uzman çavuş Samat Aktaş Bursa Kemalpaşa'ya uğurlandı. (Gülüyor)
Şırnak'ın Cizre ilçesi yakınlarındaki Cudi Dağı eteklerinde bulunan Hisar Tank Tabur Komutanlığı'na bir grup PKK'lı roket atar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Askerlerin de anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada bir asker yaralandı. Bitlis il merkezine bağlı Bitlis-Diyarbakır Karayolu'nun 30. kilometresindeki Karınca Jandarma Karakolu'na uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin saldırıya anında karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir uzman çavuş yaralandı. PKK'lıların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı. Türkiye'yi yasa boğan 8 şehidin hikayesi yine yürekleri dağladı. Burca'da PKK'lı teröristlerin yol kontrolü yapan güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda şehit olan 22 yaşındaki jandarma subay çavuş Bekir Eren Deniz, 2014 yılında göreve başlamıştı. İlk görev yeri olan Ordu'dan 15 gün önce Hakkari'ye atanmıştı. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Bolu'nun Gerede ilçesinde yaşayan ancak babasını ziyaret için Çorum'da bulunan anne Pakize Deniz'e acı haberi İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri verdi. Bu sırada fenalık geçiren bazı aile fertlerine 112 acil servis ekibince müdahale edildi. Bir yılda Çukurca Jandarma Tabur Komutanlığı'nda görevli olan şehit Teğmen Selim Coşkun da Taşbaşı Doğanlı bölgesinde terör örgütü PKK'lılarla girilen çatışmada şehit düştü. Acı haberi Adana'daki ailesini yasa boğdu. 19 yaşındaki Asya Nur Coşkun'la bir yıllık evli olan 24 yaşındaki Teğmen Selim Coşkun'un şehit olduğu haberi baba Ali Coşkun'la annesi Fatma Coşkun'u kahretti. 1,5 yıl önce göreve başlayan 25 yaşındaki jandarma uzman çavuş Samet Aktaş'ın Bursa Mustafa Kemal Paşa'daki baba evinde de yas var. Şehidin anne ve babası, komşuları ve akrabaları tarafından sakinleştirilmeye çalışılıyor. Oğlum dikkat edin bak dedim, böyle böyle saldırı bunlar bu tarafta size. O tarafa bak baba dikkat ediyoruz falan filan dedi. Bir daha da görüşemedik. Vatan sağ olsun. Onlar orada olacak. Vatan beklenecek. Başka bir çare yok. PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan 8 askerden biri olan 25 yaşındaki jandarma uzman çavuş Hüsnü Erkut da acı haberi Karşıyaka mahallesindeki baba evine ulaştı. Keriman Kurt'la bir yıldır nişanlı olduğu öğrenilen şehidin önümüzdeki yıl evlenme planı yaptığı öğrenildi. Kurca'da şehit düşen jandarma uzman çavuş Sercan Özkul'un Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Ayvalıdere köyünde bulunan baba ocağı şehit yakınlarıyla doldu taştı. (15) Temmuz darbe gecesi İstanbul Çengelköy'de verilen demokrasi mücadelesinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde vatandaşlarla darbeci askerler arasında yaşananlar saniye saniye görünüyor. İlk önce bir grup vatandaş darbecilerin Çengelköy'deki caddeye girmemeleri için caddeye barikat kuruyor. Darbeciler ise çöp konteynerlerinin arkasına saklanıp halka ateş ediyor. Direnen sivil vatandaşlar hainler tarafından elleri havaya kaldırılıp rehin alınırken bu sırada yaralılar için gelen bir ambulans da darbeciler tarafından tehdit edilip geri gönderiliyor. 18 şehidin verildiği 15 Temmuz gecesi Çengelköy'de taksicisi, esnafı, öğrencisi, polisi tüm kahramanları cuntacılara karşı koydu. O gece Şehitler Köprüsü de büyük bir demokrasi mücadelesine sahne olmuştu. O anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'ne giden vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla hainlere karşı direniyor. Bu sırada hainler vatandaşların üzerine ateş açmaya başlıyor. Çok sayıda kişi kanlar içerisinde yere yığılıyor. Yaralıların motosikletler tarafından taşındığı görüntülere yansıyor. Yaralandı mı? Nereden? 15 Temmuz şehitlerinin adının verildiği köprüden geriye de o geceye dair bu görüntüler kaldı. KBS
Ahşap Dekorasyon. Ereğli'nin tek ahşap dekorasyon mağazası açıldı. Ve bol çeşitle burada eviniz, bahçeniz ve iş yerleriniz için birbirinden farklı modellerde dekoratif ahşap ürünler, ev mobilyaları ve aksesuarları KNS Ahşap Dekorasyon'da. Dresuar, fiskos, mutfak köşesi, sallanır sandalye, tabure takımları, çalışma masaları, makyaj koltukları, lambader ve binlerce model dekoratif ürün. KNS Ahşap Dekorasyon'la mekanlarınız artık daha şık olacak. KNS Ahşap Dekorasyon, Kansu İlhan. Adres: Ziya Gökalp Mahallesi Emniyet İlerisi. Telefon 0541 496 7744. İnşaat ve tadilat mı yaptıracaksınız? Aradığınız tüm malzemeleri tek noktadan mı almak istiyorsunuz? O zaman çok gezmenize gerek yok. Özkubat Ticaret size yeter. İnşaat malzemelerinde aradığınız tüm ürünler Özkubat Ticaret'te. Bütün boru profil çeşitleri, panel trapez taç çeşitleri, aterpan, betopan, tuğla, beams, çimento, kireç, ondilin, ondiville, polimet panel kiremit çeşitleri, uzman renkli kiremit çeşitleri, shingle, desenli membran, kereste, playwood, inşaat yapı malzemeleri, ısı yalıtım ürünleri, OSB levha, hırdavat ve iş güvenliği ekipmanları Özkubat Ticaret'te. İnşaat yaptırmak artık çok kolay. Ödemede kolaylık, üründe kalite Özkubat Ticaret'te. Özkubat Ticaret, Yeni Sanayi Telekom Sokak, Mahrukatçılar Camii karşısı. Telefon 0332 734 5392 0542 474 1850 Ereğli. Resto, organik meyveden yapılan nefis dondurma Resto. Kendi imalatımız bal badem, frambuaz, ahududu, karadutlu Resto, Antep fıstıklı, çikolatalı, sade ve meyveli dondurma Resto. Gösterişli sunumuyla sağlık deposu Resto dondurma. Sadece Resto'da. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fırat Bey'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fırat Bey İnovatif serisinden. Selenit. Fırat Bey. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres: Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Zirai mücadele ilaçları Tohum ve Makine Bayi Tunç Tarım. Adres: Halyokuşu, Aköy Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım hava durumunu sunar.
Zirai Mücadele İlaçları, Tohum ve Makine Bayi Tunç Tarım. Adres Hal Yokuşu, Aköy Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım, hava durumunu sundu. Evet, bugünlük Atatürk Bulvarı'nda akşam tekrar görüşünceye dek. Hoşça kalın efendim.